farklı beklentilere farklı çözümler üreten Bank Asya sunar. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sen bu ümmetin peygamberisin. Sana gelen Namus-u Ekber isimli melektir. Kavmin seni yalanlayacak, sana eziyet edecek, seni yurdundan çıkaracak ve seninle savaşacaktır. Senin getirdiğini getiren hiçbir insan yoktur ki halk ona düşmanlık etmesin. Yaşlandım. Eğer o güne kadar yaşarsam sana yardımda bulunurum. Kâbe. Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti İbrahim'den sevgili peygamberimize kadar kutsiyetini muhafaza etmiş mukaddes yer. Tevhidin merkezi. Kâbe. Müslümanların kıblesi. Milyonlarca insanın görmek için, kavuşmak için, eteğine tutunup gözyaşı dökmek için, etrafında büyük bir aşkla dönmek için can attığı kutlu mekan. Kâbe, ibadet etmek amacıyla yapılan yeryüzünün ilk binası. Temellerini Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in birlikte yükselttiği yüce mabet. Zamanlar ve mekanlar kendilerinde meydana gelen hadiselerle değer kazanırlar. Allah Teala ilk peygamber Hazreti Adem'in, peygamberler atası büyük peygamber Hazreti İbrahim'in ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli hatıralarını büyük kıtaların tam da merkezi sayılabilecek bir mekanda topladı. Burası, açılmış bir dünya haritasına bakıldığında Yeni Zelanda'dan Kuzey Amerika'ya, Kamçatka'dan Şili'ye insan yerleşimlerinin yoğunluk kazandığı yerlerin hemen hemen tam ortasında yer alıyor. Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemiz, Rablerinden nasıl tövbe edeceklerine dair bir takım kelimeler alıp, tövbe edip affedildikten sonra gönderildikleri dünyada farklı yerlere düşmelerine rağmen burada buluştular. Allah'a kulluk etmek üzere ilk mabet burada yapıldı. Hazreti İbrahim, hanımı Hacer ve oğlu İsmail'i en verimli topraklardan alıp buraya getirdi. Beytin yeri kendisine gösterildi ve oğluyla birlikte onu yeniden inşa ettiler. Allah Teala Hazreti İbrahim'e, evimi tavaf edenler, itikafta bulunanlar, rükû ve secde edenler için temiz tut buyurdu. Yani o mabede evim dedi. Şüphesiz bu mekanın kutsiyeti için başka söze ne hacet? (Gülüyor)
milyonlarca insanın her an tavaf ettiği bu kutsal mekan, 14 asır evvel insanlığın kalbine canlılık veren bir misafiri ağırlıyordu. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Takvimlerin miladi 610'u gösterdiği bir pazartesi günü. Ramazan'ın 17'si. Nur Dağı'nda nurlar buluşmuş, sema ile yer arasında kopmaz bir bağ kurulmuştu. Vahiy meleği Cibril Emin gelmiş ve rahmet peygamberi Muhammedül Emin'e risalet vazifesini açıktan tebliğ ediyordu. İki emniyet Nur Dağı'nda birbirine kavuşmuştu ve böylelikle insanlığa yeni bir emanet geliyordu. Artık nurun nuru karşılama mevsimi gelmiş, yeryüzünde nurlu bir süreç başlıyordu. Semavi olanı, arzi olanını kucaklayacak ve oku diyecekti. Yaratan Rabbinin adıyla oku, insanı yapışkan bir hücreden yaratan. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir. İlk vahiy nazil olduktan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam büyük bir korku hissetti. Tanımadığı, tanımlayamadığı ve bilmediği bir durumla karşılaşıyordu. Onun tedirginliğini giderebilmek için Hazreti Hatice, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı amcaoğlu Varaka İbni Nevfel'in yanına götürdü. Varaka, önceleri Hanif iken, daha sonra Hristiyan olmuş ve bu dine ait kitapları okumuş, bilge bir kimseydi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, kendisine olanları anlatınca, o sıralarda kör olan Varaka İbni Nevfel, titreyen bir ses tonuyla şunları söyledi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sen bu ümmetin peygamberisin. Sana gelen Namus-u Ekber isimli melektir. Kavmin seni yalanlayacak, sana eziyet edecek, seni yurdundan çıkaracak ve seninle savaşacaktır. Senin getirdiğini getiren hiçbir insan yoktur ki halk ona düşmanlık etmesin. Yaşlandım. Eğer o güne kadar yaşarsam sana yardımda bulunurum. Gerçekten de yaşlı bilge Varaka bin Nevfel'in dedikleri bir bir çıkmaya başladı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatında birçok sıkıntıya maruz kaldı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yaşadığı sıkıntılar dünyaya gelişiyle beraber başladı. O daha doğmadan babasını kaybetti. Ardından hayatın anlamını kavrayamayacağı bir yaşta annesini, 2 yıl sonra da ona babalık yapan dedesini yitirdi. Allah Teala onu zorlu sınavlardan geçirmek suretiyle adeta nübüvvet görevinin sorumluluğunu taşıyabilecek, o kutsal görevi yerine getirebilecek bir hale getiriyordu. Bu hadiselerin ardından yaşanan bazı sıkıntılar, peygamberlik görevinin kendisine verilmesinden sonra büyük bir ivme kazandı. Artık kendisine karşı girişilen baskılar günübirlik değişiyor ve bu değişiklik genellikle baskıların dozunu arttırıyordu. Mekke günleri hicretten önce Müslümanlar için acı doluydu. Acılarla dolu olsa da Müslümanlar
acıyı metanetle karşılıyorlardı. İlk vahiy ile Mekke'nin canlanmaya başlamasının ardından 13 sene geçti. Müslümanların dinlerini yaşama arzusu kalpleri inşiraha getiriyor, iman etmiş kalpler başka atıyor, iman ettikleri dini yaşamak istiyorlardı. Onlar insanlığa gelen peygamberin yanı başındaydılar ve onun söylediklerini hayatlarına tatbik etmek gayretindeydiler. Fakat buna Mekke müşrikleri engel oluyordu. Baskılar şiddetini her geçen gün arttırıyordu. Özellikle köleler, kimsesiz ve kabilesi zayıf Müslümanlar için durum artık dayanılmaz bir hal almaya başladı. Müslümanlar üzerindeki bu baskılar doğal olarak tepki görecekti ve gördü de. Bu tepkilerden birisi İslam tarihinin ilk hicreti olan Habeşistan hicretidir. Burası Şuayb'e limanı. Cahiliye dönemiyle İslamiyet'in ilk yıllarında kullanılan, Mekke'nin deniz yoluyla bağlantısını sağlayan Kızıldeniz limanlarından bir tanesi. Burası Mekke'ye güneybatı yönünde 90 kilometre uzaklıkta. Habeşistan'a deniz yoluyla gerçekleştirilen her iki hicret sırasında da bu liman kullanıldı. Bugün Şuayb'de denizden elektrik üretimi yapılıyor ve su arıtma tesisleri bulunuyor. Limansa tamamen terk edilmiş durumda. Müşrikler Müslümanlara baskılarını arttırınca Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam onların dinlerini daha kolay yaşayabilecekleri ve müşriklerin zulmünden emin olabilecekleri bir yurt olan Habeşistan'a hicret etmelerini sağladı. Habeşistan, Hazreti Peygamber'in adaletli bir yöneticiye sahip olduğunu bildiği bir ülkeydi. Gidenler arasında birkaç kadın da vardı. Kureyşliler, muhacirlerin peşinden kıyıya kadar gittiler. Ancak yetişemediler. Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yönelik baskıları gün geçtikçe şiddetlenince, Habeşistan'a giden ilk muhacirlerden sonra da hicretler devam etti. Daha sonra gidenlerin sayısı ilk gruptan fazlaydı. İslam tarihi kaynakları Habeşistan'a hicret eden Müslümanların sayısının 100 civarında olduğunu belirtir. Günümüzde Hicret Caddesi olarak adlandırılan yolun başında yükselen bu bina, otel olarak hizmet veriyor. Bu binanın bulunduğu yerde, 14 asır evvel Allah Resulü'nün en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir'in evi bulunuyordu. Hazreti Ebubekir, evinin önünde bir namazgah yaparak ibadetlerini burada ifa edip Kur'an okurdu. Çok geçmeden müşriklerin kadınları ve çocukları, Ebu Bekir'in Kur'an okuyuşunu dinlemek için evinin önünde toplanmaya başladılar. Ebu Bekir duygulu bir insandı. Kur'an okuduğu zaman gözyaşlarını tutamaz, ağlardı. Müşriklerin ileri gelenleri bu durumdan endişe ettiler. Zira Hazreti Ebu Bekir'in eşlerini ve çocuklarını etkilemesinden korkuyorlardı. Çoğu Kureyş'in önemli ailelerine mensup bir grup Müslüman Habeşistan'a hicret edince, müşriklerin Müslümanlara karşı besledikleri kin daha da arttı. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın ailesinin ona destek vermesi, müşriklerin
Resulullah'la mücadelesini etkisiz hale getiriyordu. Bundan dolayı Haşim oğullarını sindirebilmek ve Hazreti Peygamber'e baskı yapmalarını sağlamak amacıyla onlara karşı siyasi, sosyal ve ekonomik ambargo uygulanmasına karar verildi. Bu ambargo aynı zamanda Haşim oğullarıyla hareket eden Muttalib oğullarına karşı da yürütülüyordu. Mekkelilerin aldıkları karara göre Haşim oğulları dışlanacak, kendileriyle alışveriş yapılmayacak, onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacaktı. Kureyşliler verdikleri kararı uygulamak üzere birbirlerine söz verdiler. Ayrıca kararlarını bir sahifeye yazarak Kâbe'nin duvarına astılar. Burası Şibi Ebi Talip, yani Ebu Talip mahallesi. Ebu Talip, Efendimiz'e kol kanat geren amcası. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın dedesi Abdülmuttalip, ölümünden önce 8 yaşında olan torunu Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın bakımı ve himayesini oğlu Ebu Talib'e vasiyet etmişti. Ebu Talip, Mekke'de önde gelen, sözü dinlenen ve saygı duyulan bir kimse olup, himayesini üstlendiği yeğeninin üzerine titrerdi. Ölünceye kadar Haşim oğullarının reisliğini yapan Ebu Talib'in oturduğu mahalleye Şibi Ebi Talip, yani Ebu Talip Mahallesi denirdi. Dua ev de burada olduğu için bugün Şibü Ali adıyla da bilinir. Allah Resulü dedesinin vefatından sonra Hazreti Hatice ile evleninceye kadar burada oturdu. Bu mahalle günümüzde Harem-i Şerif'in kuzeyinde Mescid-i Haram'a 300 metre mesafedeki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın doğduğu evin bulunduğu yerden Handeme Dağı'na ve oradan da Şibi Amir Tüneli'nden geçen taşıtların Cennetül Mualla veya Mescid-i Cin tarafına döndükleri yola kadar olan alanı kapsıyor. Bu bölge o dönemde 3 yıl kadar devam eden ambargoya şahitlik etti. Bu ambargo Haşim oğullarını epey sıkıntıya soktu. Çok dramatik sahneler yaşandı. İnsanlar karınlarına taş bağlamak ve sokakta buldukları kurumuş deve derisini saatlerce pişirip suyunu çocuklarına yemek olarak yedirmek zorunda kalmışlardı. Esasen ambargo kararı müşriklerin çaresizliklerini gösteren bir gelişmeydi. Bütün çabalarına rağmen müşrikler ambargoyu istedikleri şekilde uygulayamadılar. Çünkü onların bir kısmı, özellikle de Haşim oğullarıyla ilişkileri ve akrabalığı olanlar, gizliden gizliye Haşim oğullarını desteklemeye devam ettiler. Bu istenen hedefe ulaşamamış, muhalif sesler de yükselmeye başlamıştı. Nihayet birkaç cesur insanın girişimiyle insanlık dışı bu uygulamaya son verildi. İbni İshak adlı tarihçi, Kâbe duvarına asılı anlaşmanın Bismike Allahümme, yani senin adınla başlarım Allah'ım yazısı hariç kurtlar tarafından yendiğini anlatır.
Hatmem-i Şerif'in yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde Mescid-i Cin yakınındaki Cennetül Mualla. İslam tarihi kaynaklarında bu bölge Hacun diye anılıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın burayı göstererek "Bu kabristan ne güzeldir" dediği mezarlık. Peygamberimizin en büyük destekçisi Ebu Talip de bu kabristanda yatıyor. Bu kabirlerin kime ait olduğunu bilmek zor. Çünkü üzerlerinde isim yazmıyor. Ancak meşhur seyyahımız Evliya Çelebi, Cennetül Mualla'da 75 adet kubbeli mezar gördüğünü, bunlardan birinin de Ebu Talib'e ait olduğunu nakleder. Allah Resulü, bu sıkıntılı dönemde önce en büyük destekçisi Ebu Talib'i kaybetti. Ebu Talib'in naaşı Hacun'a, yani bugün Cennetül Mualla denilen bu kabristana defnedildi. Artık Hazreti Peygamber'i koruyup ona destek olacak bir lider kalmamıştı. Ve ardından Resulullah'ın en önemli destekçilerinden birisi olan hayat arkadaşı Hazreti Hatice'yi de kaybetti. Hazreti Hatice de bu kabristanda metfun. Hazreti Hatice'nin kabrinin yeri ise burası. Hazreti Hatice'nin kabri üzerinde türbe bulunan kabirlerden biriydi. Kanuni Sultan Süleyman, miladi 1543 yılında Hazreti Hatice'nin kabrinin üstüne yüksek kubbeli bir türbe yaptırdı ve bir de türbedar görevlendirdi. Hazreti Hatice'nin dışında Hazreti Peygamber'in oğulları Kasım ile Abdullah'ın mezarları da burada. ...1926'da Cennetül Mualla'daki bütün türbeler yıktırılarak mezar taşları kaldırıldı. Bugün Mekke'nin mezarlığı olan Cennetül Mualla'da hiçbir türbe ve mezar taşı bulunmuyor. Burası Taif. Bugün Suudi Arabistan'ın dördüncü büyük şehri olan Taif, Mekke'nin güneydoğusunda, denizden 1700 metre yükseklikte ve Mekke'ye 80 kilometre uzaklıkta bir şehir. Taif, bağ ve bahçeleriyle meşhur olup, serin havası ve bol yağmurlarıyla eskiden beri Mekke'nin yazlığıdır. Gül bahçeleriyle de meşhur olan Taif'te dünyanın en meşhur gül yağı üretilir. Meydana gelen olumsuz gelişmeler, Hazreti Peygamber'i yeni bir tebliğ çevresi bulmak zorunda bırakmıştı. Hazreti Peygamber, yanına Zeyd bin Harise'yi alarak Sakif kabilesinin yaşadığı Taif'e gidip onları İslamiyet'e davet etti. Kureyşliler ile ticaret ve akrabalık bağları olan Sakiflilerden hiçbiri onun çağrısını dinlemediği gibi kendisini ve Zeyd bin Harise'yi şehrin ayak takımına taşlattılar. Atılan taşlarla ayakları kanayan Resulullah'ı korumak isteyen Zeyd de başından yaralandı. Burası Mescid-i Addas. Bir başka deyişle Addas'ın Mescidi. Hazreti Peygamber İslamiyet'e davet için gittiği Taif halkından eziyet görünce
Şeybe ve Utbe'nin bağına sığındı. Aslen Hristiyan olan Addas, burada efendilerinin emriyle bir tabak üzüm sunduğu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile konuşma imkanı buldu ve onun peygamberliğini kabul ederek Müslüman oldu. Addas'ın Hazreti Peygamber'e ikramda bulunduğu bu bahçeye sonraki dönemlerde bu mescit yapıldı. Mescid-i Addas, eski adı Veç Vadisi olan Taif'in Mesma bölgesinde modern mimarisiyle kendisini ziyarete gelenlere hal diliyle o günleri anlatıyor. Hazreti Peygamber ve Addas'ın hatırasını yaşatmak için yapılan bu mescidin çevresi, ilk dönem tarih ve coğrafya kitaplarında nasıl vasfedildiyse bu özelliklerini aynen muhafaza ediyor. Hazreti Peygamber Taif'ten ayrıldıktan sonra Mekke'ye ancak müşrik olan Nefer oğullarının reisi Mut'im bin Adi'nin himayesinde girebildi. Hazreti Ayşe sonraları hayatında Uhud gazvesinden daha zor bir gün yaşayıp yaşamadığını Resulullah'a sorunca o şöyle demişti: Taif dönüşünde bir ara başımı yukarı kaldırdım. Beni gölgelendiren bulutun içinde Cebrail'i gördüm. Cebrail, istediğim takdirde Mekkelileri helak edecek meleğin emrime verileceğini söyledi. Melek de yanıma geldi. Bunun üzerine dedim: Hayır, ben Allah'ın bu müşriklerin soyundan yalnız ona kulluk eden ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler çıkarmasını arzu ederim. Akabe Mescid-i Haram'a yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ve Mina'da Cemretül Akabe'ye yakın, etrafı tepelerle çevrili, küçük, kuytu bir vadi. Bugün Akabe mevkiinde bu biatın hatırasına inşa edilmiş bir mescit bulunmaktadır. İlk defa Abbasi halifelerinden Ebu Cafer el-Mansur tarafından yaptırılan ve birçok defa tamir gören bu mescit, Osmanlı mimarisi izlerini taşımaktadır ve iki tane kitabesi vardır. Hazreti Peygamber, ticaret, hac ve umre maksadıyla Mekke ve çevresindeki panayırlara gelenlere İslam davetini ulaştırmak için büyük çaba gösteriyordu. Bunlar arasında en verimli sonucu Yesrib halkıyla kurulan temaslardan elde etti. Hazreti Peygamber nübüvvetinin 11. yılı hac mevsiminde Yesrib'den gelen Hazreç kabilesine mensup 6 kişilik bir gruba İslamiyeti tebliğ etmiş, onlar da Müslümanlığı benimsemişti. Ertesi yıl, onu Hazreçli, ikisi Evsli olmak üzere 12 kişi Resulullah'la Akabe'de gizlice buluştu. Birinci Akabe biatı adıyla anılan bu buluşmada Yesripliler Allah'a ortak koşmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, birbirlerine iftirada bulunmayacaklarına, Resulullah'ın emirlerine uyacaklarına dair söz verip kendisine biat ettiler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Mus'ab bin Umeyr'i İslam dinini öğretmek üzere Medine'ye gönderdi. Mus'ab bin Umeyr'in gayretleri bir yıl sonunda semeresini verdi. Nübüvvetin 13. yılı,
miladi 622 yılında Hac mevsiminde Yesrib'den gelen ikisi kadın 75 Müslüman, aralarında henüz Müslüman olmayanların da bulunduğu Hac kafilesiyle birlikte niyetlerini gizleyerek Mekke'ye hareket etti. Hac'tan sonra yine Akabe'de Resulullah'la gizlice buluşmayı kararlaştırdılar. Yesriblilerin kendilerini şehirlerine davet etmesi üzerine toplantıya amcası Abbas bin Abdülmuttalib olduğu halde gelen Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ikinci Akabe biatının şartlarını onlara bildirdi. Hazreti Ali ve Ebu Bekir'in önemli noktalarda gözcülük yaptıkları bu toplantıda Yesribliler hicret ettiği takdirde kendisini ve Mekkeli Müslümanları kendi canlarını, çocuklarını, kadınlarını ve mallarını korudukları gibi koruyacaklarına, her şartta kendisine itaat edeceklerine, mali yardımda bulunacaklarına, iyiliği emredip kötülüğü önlemeye çalışacaklarına, kimseden çekinmeden hak ve doğruluk üzere olacaklarına dair söz verdiler. Resulullah, hazırlığı 2 yıldan fazla süren bu biat sonunda, peygamberlik görevini daha iyi bir şekilde sürdürebileceği, kendisinin ve ashabının emniyette olacakları, dinlerini huzurlu bir şekilde yaşayabilecekleri Yesrib şehrini hicret yurdu olarak seçti. Şairin dediği gibi, gün doğmadan meşime-i şebden neler doğar? Yeni bir gün, müminler için bambaşka bir gün olacaktı. Farklı beklentilere farklı çözümler üreten BankAsya sundu.